أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَنَتَقَ حَبِيبُ اللَّهِ فِيمَا قَالَ أو كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Aziz ve muhterem müminler bizleri yoktan var eden Allah'a hamd. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti hepinizin hepimizin üzerine olsun. Rabbim sizleri sevdiği ve razı olduğu kullardan eylesin huzuruna varacağımız zaman hiçbirimizi mahcup eylemesin. Şu dünya hayatında almış olduğumuz nefesimizin kadrini, kıymetini bilmeyi, imanla bir hayat sürebilmeyi, son nefesimizi de imanla verebilmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin. Buradaki bu birlikteliğimizi Hazreti Muhammed Mustafa'nın havzının başında da Kevserinin başında da bir araya gelebilmeyi, bu camide birlik olduğumuz gibi mahşer meydanında da cennette de bir arada olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim hepimiz dünya hayatında yaşıyoruz. Çeşitli sıkıntılarla imtihan oluyoruz. Çeşitli dünyevi ve uhrevi bir takım olaylara maruz kalıyoruz. Rabbim insan olduğunu şu dünya hayatına gönderirken eşrefi mahluk olarak gönderdiğini, insanı yaratılabilecek en mükemmel surette yarattığını, dolayısıyla bu insanı nasıl ayakta tutabileceğini, bu insanın hangi ibadetleri yaptığı zaman hayattan lezzet alabileceğini, hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını imar ve inşa edebileceğini Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde bizlere ifade etmiş. Bununla birlikte Allah Teala kullarının yanlış yollara gitmelerini engellemek maksadıyla bir rehber olarak Kur'an-ı Kerim'ini bizlere göndermiş. Peygamberler göndermek suretiyle insanları eğitime tabi tutmuş. Zaman içerisinde zaman, mekan içerisinde mekanlar bizlere var eylemiş. Ve insanoğlunun hem psikolojik açıdan hem fıtri açıdan bir takım olumsuzluklarla karşı karşıya kalabileceğini, bir takım eksikliklerinin olabileceğini, bir takım hatalara, kusurlara, günahlara düçar olabileceğini, bir takım dünya sıkıntıları ile imtihana tabi tutulduğunda Mevlası ile arasına mesafeler koyulabileceğini bildirmiş. Dolayısıyla insanın nasıl iyi olabileceğini, Nasıl daha iyi noktalara kendisini taşıyabileceğini, hem dünyasını imar ederken hem de ahiretini imar ederken hangi şeyleri daha iyi yaparsa mutlu olabileceğini, hem dünyasına hem ahiretine fayda sağlayabileceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve gönderdiği peygamberlerin hayatlarında bizlere ifade etmiş. İşte içinde bulunacağımız bu Ramazan ayı vesilesiyle de Rabbim ibadetlerimizi daha iyi noktalara taşıyabilmek, eksik bıraktığımız noktaları yeniden göz önünde bulundurmak, Rabbimizle olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmek, bir muhasebeye tabi tutmak, eksik bıraktığımız, hatalı bıraktığımız, yapamadığımız, ihmal ettiğimiz noktaları yeniden ortaya koyabilmek için Allah Teala bizlere bir fırsat daha veriyor. Sayılı ömrümüz içerisinde bizi yeniden büyük bir maneviyat iklimiyle buluşturuyor Cenab-ı Allah. Bakacak acaba bu seneki Ramazan bir önceki Ramazan'dan farklı olacak mı? Acaba bu sene benim yaratmış olduğum kullar, bana ibadet edenler, etmeyenler içerisinden benim yolumu tercih edecek, benim rızama erecek, yaptığı amellerle bana yaklaşabilecekler mi?'' Dünya hayatını ve ahiret hayatını kazanmak için mücadele edebilecekler mi? Namazlarını daha iyi kılabilmek için, oruçlarını daha iyi tutabilmek için bir irade eğitimine tabi olacaklar mı? İradelerini olumlu yöne kanalize edip de şu dünya hayatındaki bir takım bağımlılıklarından oruç vesilesiyle, Ramazan vesilesiyle ayrılabilecekler mi? Mevlamız bunları bu ay içerisinde bizlere soracak. Bizlerden bekleyecek, bizlerin attığımız adımlara göre de karşılığını verecek değerli kardeşlerim. Öyleyse içinde bulunduğumuz bu ayı en güzel şekilde değerlendirebilmek, bu aydan istifade edebilmek için Mevlamızın bizlere göndermiş olduğu Şehru Ramazan Ellezî unzile fîhil Kur'an Hudel nâs Ve beyinâtin minel hudâ vel furgân Ayetiyle Ramazan ayının insanlara yol gösterici Doğrunun Doğru ile eğriyi birbirinden ayır eden... Furkan'ın gönderilmiş olduğu, Kur'an'ın gönderilmiş olduğu bir ay olduğunu, bu aya erişen insanların bu ayı oruçlu geçirmeleri gerektiğini bildirdiği 11 ayın sultanının içerisindeyiz değerli kardeşlerim. Yani Rabbimiz bu ayda bizi affetmek için, bize güzellikler vermek için, bizimle buluşmak için bize yeniden bir takvim, yeniden bir fırsat vermiş oldu. Hani diyor ya Allahumme bariklana fi racebe ve Şaban ve belligna Ramazan. 3 aylar başladığı zaman hocalarımız, müftülerimiz, vaizlerimiz, imam hatiplerimiz sizlere sohbet ederken her birisi bu duayla başladılar. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına eriştir diye dua ettik. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam da Recep ayına birkaç gün kala bu duasını sürekli tekrar ettiğini görüyoruz. İşte kıymetli kardeşlerim. Bu mübarek mevsim içerisinde nasıl davranırsak, nasıl hareket edersek bu aydan istifade edebileceğimizi bizlere bildiriyor. Hani başka hadisi şeriflerinde evvelu Ramazan rahmetün diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ramazan'ın evveli rahmettir diyor. Yani Ramazan'ın ilk 10 günü olduğunu ifade ediyor alimlerimiz. Bu hadisi üçe bölüyorlar ve evsaduhu mağfireh ortadaki 10 gününün mağfiret günleri olduğunu ve ahiruhu itkum minen nar son 10 gününde insanların cehennemden kurtulacağını, ateşten kurtulacağını Rabbimizin razı olduğu kullar olarak bayrama erişebileceklerini ifade ediyor. Şimdi ilk 10 günden bahsediyoruz ya. Rahmet olması nasıl bir şeydir? Evvelu Ramazan rahmetün diyoruz. İnsan bu aya girdiği zaman bir takım eğitimlere tabi tutuluyor. Normal zamanlarda hayatında olmayan bir takım şeyleri yapmamaya başlıyor. Normal zamanlarda adet haline getirmiş olduğu bir takım e, olumsuzluklar vardır, belki yapmış olduğu farklı şeyler vardır. Onları hayatından bir kenara bırakıyor. Ne yapıyor? Yeni bir atmosfer atmosfer yeni bir iklime adım atmış oluyor değerli kardeşlerim. İşte burada Ramazana nasıl başlarsak ibadetlerimizi buradaki yapmış olduğumuz iyilik ve güzelliklerimizi devamını da o şekilde artırarak devam ettirmemiz lazım. Normal zamanlarda belki vaktinde kılamadığımız namazlarımızı Ramazanda vaktine riayet ederek kılmaya gayret ediyoruz. Normal zamanlarda camilerde takip edemediğimiz Kur'an-ı Kerimlerimizi mukabele dinlemek veya okumak suretiyle hayatımızın merkezine alıyoruz. Kalkmış olduğumuz sahurlarımızla Rabbimizle ibadet bilinciyle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. İftar vaktine erdiğimizde o sofradaki lezzetlere kavuşmanın mutluluğuyla beraber... ...bir gün ahirette Rabbimizin bizlere ikram edeceği onlarca yüzlerce nimetle karşılaşacağımızın hayalini kurarak... ...bütün günahlarımızdan arınmış bir şekilde Rabbimizle buluştuğumuzu düşünüyoruz. Rabbimiz... Rahmetini insanlara sergilemeye başlıyor. Ve evse duhu meğfirat diyor. İbadetleri alışkanlık haline getiren, normal bir şekilde yapmadığı halde daha sonrasında bunları e, yapmaya gayret edip Rabbinin rızasına eren insanları Allah'ın bağışlayacağını, güzel bir tevbe istiğfar eden Rabbine yönelen insanları Rabbimizin muhafaza edeceğini, koruması altıda alacağını ifade ediyor ve bunu meleke haline getiren, alışkanlık haline getiren, iyiliklerine iyilik katan, salih amellerini daha da çoğaltan insanların son 10 gün içerisinde de Kadir Gecesi ile beraber zirveye taşıdığını, artık cehennemden kurtulacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere ifade ediyor. Demek ki Ramazan sıradan bir misafir değil. Nasrettin Hoca'ya bir gün e, soruyorlar bugün Ramazan'ın kaçı, Kadir gecesi yaklaşmış. Orada merak ediyorlar kaç gün var onu soruyorlar. Eskiden takvim olmadığı için de hoca bir tabağın içerisine küçük çakıl taşları atarmış. Hikaye bu ya. Orada içerisine çakıl taşları atıyor bir gün, iki gün, üç gün. Çocuklardan bir tanesi hocanın yaptığını görüyor. Bir avuç çakılı alıyor, o kabın içine atıyor. Cemaat sorunca hele bir kovaya bakayım o kovanın içerisindeki taşları sayıyor. Bakıyor ki 45 tane taş var. Ya bu Ramazan 30 gün. Hadi bilemediniz 31 gün. Ne diyeyim? Diyor ki Ramazan 35. İtiraz ediyorlar hocaya. Hocam Ramazan 35 gün olur mu? E diyor siz onu diyor kovaya sorun diyor. Şimdi saysak da saymasak da Allah'ın bu günleri bitecek. Bayrama erişeceğiz Rabbim ömür verdiyse. Ama nasıl erişeceğiz? Yani ilk başladığımız günkü mü, gibi mi erişeceğiz? Rabbimizi razı ederek mi erişeceğiz? Ahlakımızı güzelleştirerek mi erişeceğiz? Ailemizdeki bir takım olumsuzlukları telafi ederek tedavi ederek mi erişeceğiz? Yoksa ilk gün başladığımız gibi sonuna mı denk geleceğiz? Hani bazı insanlar Ramazanı ihya etmek için uğraşırlar, gayret ederler ama maalesef boşuna çabalarlar. Vaktin birisinde Ramazan'ın son günlerine doğru bir adam iyi bir ziyafet sofrası hazırlıyor. Ariflerden birisi ona gelip soruyor. Efendi diyor sen ne yapıyorsun? Diyor ki ben Ramazan'ı uğurluyorum. Arif adam bize düşündürücü sözü söylüyor. Dikkat edesin diyor. Belki de Ramazan seni uğurluyordur. Belki sonra Ramazan'ımızı yaşayacağız. Belki son oruçlarımızı tutacağız. Belki aldığımız son nefeslerimiz olacak. Onun için bu ayı fırsat bilerek Ramazan'ı en güzel şekilde ihya etmeye gayret edeceğiz. Niçin? Çünkü biz insanız değerli kardeşlerim. Bazen zaaflarımız olabilir, hatalarımız olabilir. Ama Ramazan bizim için fırsat olarak önümüzde duruyor. Allah Teala insanın mükemmel yaratıldığını bizlere söylüyor ya. Niçin bunu ifade ediyor? Lekad halaknal insane fi ahsani takvim diyor. Allah insanı en mükemmel surette yarattı. Ama biz hocalar olarak bu kısmını söyleyip bırakıyoruz. Ayetin devamında bir şey daha söylüyor Cenab-ı Allah. İkinci bir ayet sonrasında gelen ayette. Summa radadnahu asfala safirin. Sonra biz insanı aşağıların aşağısına esferi safiliğine doğru indiririz diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, yaratılışta insanı şu seviyede eşit olarak düşünelim. Yaratıldık, bülü çağına gelinceye kadar bizim durumumuz şu şekilde olduğunu düşünün. Şimdi Allah Teala insanoğluna iman edeceksin diyor. İman ediyor mertebesi yükselmeye başlıyor. Güzel ahlaklı olacaksın diyor, mertebesi yükseliyor. İyilik ve güzellikten yana tavır alacaksın diyor, mertebesi yükseliyor. Diyor ki Allah'ın koyduğu kurallara uyacaksın, sana gönderdiğim peygamberleri takip edeceksin diyor, mertebesini her geçen gün yükseltmeye gayret ediyor. Yani eşrefi mahluk olduğunu ortaya koyuyor. Ama bazı insanlarda var ki yaratılış amacı burada Allah iman et diyor Hayır ben iman etmem. Esferi safiliğine doğru gidiyor. Güzel ahlaklı olacaksın. Yok ben güzel ahlakı tercih etmiyorum. Ben peygamberlerden yana tavır almıyorum. Ben İslam'ın koyduğu kurallarla buluşmuyorum. Ben insanların hakkını gözetme hususunda titizlik göstermiyorum. Ben ailemin çocuğumun rızkını temin ederken helal haram duyarlılığına sahip değilim diyerek esfeli safiliğine doğru yol aldığını görüyoruz. Bakın değerli kardeşlerim normalde insanın fıtratı doğal, eşit. Biz bir yönümüz topraktan gelmiş, bir yönümüz Rabbimizden gelmiş. Hem maddi bedene sahip, hem de manevi bedene sahip olan varlığız. Sadece bir tarafını yüceltmek, sadece bir tarafını eğitmek, sadece bir tarafına yatırım yapmak insanı yarım bırakmaktır. Yani biz dünyamızı imar ettiğimiz kadar ahiretimizi de imar edeceğiz. Dünyada mekanlar inşa ettiğimiz gibi ahirette de mekanlar inşa edeceğiz. Dünyada kendimize bir takım olanaklar, imkanlar hazırladığımız gibi ahiret içinde kendimize bir takım olanaklar, imkanlar hazırlayacağız. Dünyada kendimize komşular edindiğimiz gibi ahiret içinde kendimize komşular edineceğiz değerli kardeşlerim. Yoksa bu dünya fani. Bu dünya hayatından her birimiz göçüp gideceğiz. Ama sadece dünya olursa, sadece dünyayı öncelersek o zaman bizim manevi boyutumuzu, kıyamet boyutumuzu, uhrevi boyutumuzu bir kenara bırakmış, ihmal etmiş oluruz. Toplumumuzun içinde yaşamış olduğu hastalıkların büyük çoğunluğunun her iki dünyamızı imar etmemekten kaynaklandığını bütün insanlar neredeyse söylüyorlar, dile getiriyorlar. Demek ki biz Ramazan ayını fırsat bilerek Maddi yönümüzü güçlendirdiğimiz gibi manevi yönümüzü de güçlendirmeye gayret edeceğiz değerli kardeşlerim. Çünkü Allah bize akıl verdi, irade verdi, sorumluluk verdi. Bize kitabını gönderdi, bize peygamberlerini gönderdi. Bizi eğitmek için her türlü fırsatı bizlere verdi. O zaman sıra bizde. Biz dünya hayatında acaba neler yapacağız? Rabbimin razı olduğu ameller mi işliyoruz? Yoksa Rabbimin bizlere istemiş olduğu, emretmiş olduğu şeylerden sırt mı çeviriyoruz? Değerli kardeşlerim bakınız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlere bir hadisini anlatıyor. Bunu çizerek burada sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Peygamber Efendimiz bir gün sahabe-i kiramla beraber Medine'de bulunurken yere bir dikdörtgen çiziyor değerli kardeşlerim. yere bir dikdörtgen çiziyor. Şimdi sahabe-i kiram merak ediyor. Peygamber Efendimiz hoş kumun üzerine resim yapacak hali yok. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dikdörtgenin içinden dışarıya doğru başka bir çizgi çiziyor. Bakın başka bir çizgi çiziyor. Sonra o çizgiden de etrafa taşan bir takım çizgiler çiziyor. Şu şekilde çizgiler çiziyor kumun üzerine. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe-i Kiram merak ediyor. Bütün bakışları Peygamber Efendimiz topladığı zaman diyor ki benim buraya çizmiş olduğum bu düz çizgi insandır diyor. İnsan. Bu yanlara doğru çizmiş olduğum çizgilerse İnsanın arzu ve istekleridir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanoğlu arzu ve isteklerinin peşinde koşup dururken bu dikdörtgen olan çizgi de insanın ecel çizgisidir diyor. Ecel gelir bizim bütün arzu ve isteklerimizi sonlandırır diye buyuruyor. Yani demek ki kıymetli kardeşlerim insanoğlunun arzu ve isteklerinin sınırı var mı? Yok arzu ve isteklerimizin sınırı olmadığına göre, şu dünya hayatına biz imtihan için gönderildiğimize göre haz ve hız peşinde mi koşacağız? Yoksa Rabbimizin bizlerden istediği bir takım yükümlülükleri yerine getirmek için mi uğraşacağız? Rabbimizin bizlere emretmiş olduğu iyilik ve güzelliklerden yana mı tavır alacağız? Yoksa Rabbimizin bizlere yasaklamış olduğu haramlardan, günahlardan uzak durup Öyle bir hayat mı yaşayacağız yoksa bu hayatı benimseyerek o haram ve günahlarla birlikte mi hayatımızı devam ettireceğiz? İşte Ramazan tam da bütün bunların hepsi için bize bir bakış açısı kazandırıyor değerli kardeşlerim. Yani yeryüzüne baktığınız zaman ben size bir pencere açmak istiyorum. Düşünün ki kıyamet günündesiniz. Dünya kuruldu kurulalı. Voyager araştırma gezegeni biliyorsunuz Uzaya bir gemi gönderiliyor 1999 yıllarında ve yaklaşık olarak 6 milyar kilometre öteden güneş sistemini fotoğraflıyor. O fotoğrafa baktığınız zaman dünya soluk mavi bir nokta kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Soluk mavi küçük bir nokta ve bu nokta üzerinde yani bütün galaksi sistemi içerisinde bile değil sadece güneş sistemi içerisinde Samanyolu galaksisi içerisinde bir nokta içerisinde binlerce imparatorluklar kurulmuş, devletler kurulmuş, yıkılmış gitmiş. Bir sürü medeniyet gelmiş geçmiş, gelmiş, geçmiş. 103 milyar civarında insan bu dünya hayatında bir şekilde yaşamış ve ayrılmış gitmiş. Bizler de ayrılıp gideceğiz. Yani her birisine bakıyoruz. Krallar mı geçmedi bu dünyadan? Sultanlar mı geçmedi bu dünyadan? Alimler, arifler mi geçmedi bu dünyadan? Allah'a isyan eden insanlar mı geçmedi bu dünyadan? Peygamberler, ümmetleri mi geçmedi bu dünyadan? Helak olanlar geçmediler mi bu dünyadan? Geçtiler. Hepsi aslında bize bir takım dersler verdi kıymetli kardeşlerim. Önemli olan biz bu dersleri alabildik mi? Sadece dikkatimizi bu noktaya vermek açısından kıyamette olduğumuzu düşünelim. Hep beraber mahşer meydanındayız. Oradan dünya hayatını seyrediyoruz. Ne olacak orada? Kabirlerde ikinci sura üfürüldüğü zaman, İsrafil aleyhisselam ikinci sura üfürdüğü zaman, herkes kabrinden kalkacak diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Biz kalbi, kabrimizden kalktığımız zaman, sağımızda ve solumuzda birer tane melek olacak. Ellerinde birer tane defter taşıyacaklar. Biz dünya hayatında yapıp ettiğimiz her şeyi o defterler içerisinde yazılı bul bulacağız. Yani aldığımız nefes, yaptığımız iyilik, hayırlar, iyilikler, güzellikler veya kötülükler artık her ne varsa o defterde. Rabbimiz diyor ki eğer İnsanların yapmış oldukları iyilikler, güzellikler, hayır hasenatlar vesaireler imanı orada hakim olmuşsa insanın yüzü tebessüm edecek. Simahum fi vucuhihim min eferi's sucud diyoruz ya. Secde izleri insanın yüzünde gözükecek. Orada yüzleri apaydınlık olacak o insanların. Onlar sevinç içerisinde mahşer meydanına gidecekler. Ama dünya hayatında üzerine almış olduğu sorumluluğun gereğini yerine getiremeyenler, amel defterinde hayır hasenatı daha fazla yazamayanlar ne yapacaklar? Yüzleri simsiyah kesilecek. Geri geri gitmeye çalışacaklar. Bahane üretecekler. Mahşer meydanında Allah'a hesap vermemek için uğraşacaklar kıymetli kardeşlerim. Ama bu hesabı vermemek gibi bir lüksümüz var mı? Yok. Ne olacak orada? ve vudi'al kitab feteral mujrimina mushfiqin mimma fi orada o kitabın içerisinde görmüş oldukları şeylerden dolayı insanların günahkarların dehşete kapılacaklarını görürsün diyor Cenabı Allah. Ve <laughs> yekulun ve onlar diyecekler ki ya veyletena mali hadzal kitab. Lan ne oluyor bu kitaba? la yugadiru sagireten ve la kebireten illa Hiçbir şeyi küçük büyük bırakmadan saymış dökmüş diyecekler. Allah Allah. Benim unuttuğum, hatırlamadığım onlarca yüzlerce şeyi Cenabı Allah orada önümüze koyacak ve o kitabımızda biz bunu okuyacağız. Ama biz insanız. Dünya gözüyle baktığımız zaman ben bunları yapmadım, ben bunları etmedim, ben bunları hatırlamıyorum demelüksüne sahip miyiz? Evet sahibiz ve orada insanlar itiraz edecekler. İtiraz ettikleri zaman Cenab-ı Allah diyor ki يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. diyor. Onların yapmış oldukları şeylere elleri şahitlik edecek. Gözleri şahitlik edecek, kulakları şahitlik edecek, başka ayetlerde derileri şahitlik edecek. E şimdi biz ne kadar itiraz edersek edelim, Rabbimiz bizim vücut azalarımızın şahitliğini orada gösterecek bize. Diyecek ki, hatta ida ma jauha şehid alayhim samuhum ve ve bima Derilerimiz Gözlerimiz, kulaklarımız şahitlik ettiği zaman biz itiraz edeceğiz, diyeceğiz ki size ne oluyor, niçin bizim aleyhimiz'e şahitlik ediyorsun diye onlara sorduğumuz zaman lime şehittum. Onlara soracağız, niçin şahitlik ediyorsunuz? Derilerimiz diyecekler ki, kalu en takan Allahu en dakakule şey her şeyi konuşturan Allah bugün bizi de konuşturuyor diyecekler. E şimdi itiraz edebilir miyiz Allah aşkına? Burada kameralar bizi çekerken yok ben burada bulunmuyorum demenin bir anlamı var mıdır? Yok burada bugün biz bu camide Niksar'ımızın Ulu Camii'nde değildik desek bir anlam ifade eder mi? Her şey kayıt altına alınmışken sağımızda ve solumuzda melekler yaptıklarımızı yazarken orada adalet terazilerini Cenab-ı Allah kuracağını ifade ederken Orada insanlar bağıracaklar, çağıracaklar. Wahum yasrakhuna fiha. İnsanlar bağırışacaklar. Rabbena ey Rabbimiz, ıhricna bizi buradan çıkar. Na'mal salihan gayra allazi kunna na'mal. Yapmadığımız o salih amelleri geriye gidelim de yeniden yapıp öyle gelelim diyecekler. Ama hiç duydunuz mu ahiretten dünyaya gelen? Ölüp de dirilen insan duydunuz mu? Yok. E öyleyse demek ki biz şu an nefes alıyoruz. Cenabı Allah bu örnekleri bir sürü kavmin örneğini bizlere niçin veriyor? İbret alalım diye veriyor. Aynı pişmanlıkları bizler yaşamayalım diye veriyorlar. Yani Hasan-ı Basri bir cenaze esnasında diyor ki orada bulunan birisine bu kişi diyor şayet dirilmiş olsaydı ne yapardı diye soruyor. Oradaki o zat diyor ki tevbe ederdi. Varsa eksik olan ibadetleri onları yapardı, iyiliklerden yana iyilikleri çoğaltmaya gayret ederdi. O zaman adamın omuzuna dokunuyor, diyor ki öyleyse sen yaşıyorken bunları yap. Ya şu an biz hayattayız, onların yapmış olduğu bu pişmanlıkları aynısıyla biz orada karşılaşmak istemiyorsak, dünya hayatında üzerimize düşen sorumluluğu yapmamız gerekmez mi, değerli kardeşlerim? Ferci'na ferci ne'me salihan diyor. Oradaki insanlar, kıyametteki insanlar dünyaya geri döndürülmek isteyecekler. Geriye dönmek isteyecekler ama bu fırsatı kaçırmış olacaklar. O yüzden fırsat eldeyken onların pişmanlık duydukları şeyleri biz bugün terk etmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Ramazan'ı bunun için fırsat bilmemiz lazım. Bir eğitime dönüştürmemiz lazım. Bakın orada ne olacak biliyor musunuz? Ya leyteni lem ettehiz fulanen halila. Keşke falan 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 insanları dost edinmeseydim diyecek. Adam pişmanlığını dile getirecek. Ya leyteni lem ute kitabiye. Keşke ben şu amel defterimle buluşmasaydım diye orada serzenişte bulunacak. Ya leyteni kuntu turaba. Keşke ben toprak olsaydım da bu günümle karşılaşmasaydım diyecek. Mesela ya leyteni kaddemtu li hayati keşke ben önceden bu hayatım için bir şeyler hazırlayıp gönderseydim diye pişmanlığını dile getirecek. Bazıları diyecek ki ya leytena ata'na Allah ve ata'na Rasul'a keşke ben Allah'a itaat etseydim. Keşke ben peygambere itaat etseydim. E başkası diyecek ki ya leyten ittahattu ma'ar rasul sebila. Keşke ben de peygamberle beraber yol tutsaydım. Tıpkı Hazreti Ebubekir gibi, tıpkı Ömer gibi, tıpkı Saat bin Muaz gibi, tıpkı Caferi Sadık gibi ben de peygamberle beraber onun arkadaşları gibi yol tutsaydım ve onunla beraber olsaydım diyecek. E bütün bunları bize niçin söylüyor? Ölülerin temennileri üzerinden dünya hayatını imar ve inşa etmemiz için Rabbimiz bizleri uyarıyor. Değerli kardeşlerim, işte Ramazan bunun için bize bir fırsat olarak gelmiş durumda. Bunun için Ramazan'ı ihya etmek önemli. Bunun için Ramazan'daki ibadetlerimizi çoğaltmak önemli. Bunun için yapmış olduğumuz farkına vararak, varmayarak, bilerek, bilmeyerek İşlemiş olduğumuz günahlarımızdan vazgeçmeliyiz. Küs olduğumuz insanlarla barışmalıyız. Yani bize her ne kadar olumsuzluk varsa hayatımızda onlardan kurtulmalıyız. Çünkü her birisinin sırtımızda bir yük olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere ifade ediyor. Ben sizlere bir şey daha göstermek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki innel abde bir kul düşünün bir insan Ahmet, Mehmet, İdris, Fatma, Ayşe bir kul düşünün iza ıhtaa hatiyeten nukitet fi kalbihi nukteun sevda bir hata bir günah işlediği zaman vazgeçmezse şu kalbinde bir nokta oluşur şöyle düşünün değerli kardeşlerim kalbimizi bembeyaz bir sayfa olarak düşünün her birimizin kalbi bülü uçağına erdiği zaman tertemiz bir sayfa gibidir. Biz bir hata işlediğimiz zaman oraya bir nokta oluşuyor. Bu kalpte bir nokta gözükmüyor değil mi? Çok bir şey ifade etmiyor. Ama mesela bugün namazı kılmadım bir nokta. Bugün insanları incitecek bir söz söyledim, vazgeçmedim. Bugün ailemin hakkını yerine getirmedim. Bugün gıybet ettim. Bugün yalan şahitlikte bulundum. Bugün Allah'ın farz kılmış olduğu ibadeti erteledim veya yapmadım. Bugün tevbe etmem gerekirken hatalı olan şeylere gözüm kaydı. Hatalı olan, günah olan gıybet dedikodu iftiraya kulak kabarttım gibi pek çok şey var değerli kardeşlerim. Bakın bir gün içerisinde kalbimizde oluşan noktaları görüyor musunuz? Peki bundan nasıl kurtulmamız lazım? Ömrümüzde pek çok hatayla biz kalbimizi bu şekilde karartırken bu hatalardan, bu günahlardan kurtulmamız gerekmez mi? Peki ne yapacağız? فَاِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ Eğer diyor kul o günahından vazgeçer, tevbe istiğfar ederse bu hataları kalbinden silinmiş olur ve bembeyaz bir sayfa açılmış olur onun için diyor. İşte değerli kardeşlerim Ramazan bunun için bize gelmiş olan bir fırsat. Bu Ramazan'ı iyi değerlendirdiğimiz zaman kalbimizi imar etmeye, inşa etmeye, kalbimizi yeniden onarmaya ihtiyacımız var. Maddi ve manevi hastalıklardan kurtulmaya ihtiyacımız var. İçimizde dışımızı bir tutmaya, içimizdeki kötülüklerden kurtulmaya, kötü duygu ve düşünceleri üzerimizden atmaya ihtiyacımız var. İşte Ramazan bunun için fırsat. Ramazandaki ibadetler bunun için bir fırsat. Ramazan diyoruz. Eşittir Kur'an diyoruz değil mi? Yani Ramazan'ı Ramazan yapan en önemli şeyin onda inmeye başlayan Kur'an-ı Kerim olduğunu ifade ediyoruz. Peki o Kur'an-ı Kerim'in bizleri davet ettiği, o Kur'an-ı Kerim'in bizleri çağırdığı bu güzellikler içerisinde acaba biz ne kadar varız? bizi çağıran hidayet rehberi karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya davet ediyor mu? Ediyor. Peki biz bu davet için hazır mıyız? Değerli kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ifade ediyor. Elif, Lam, Ra. Kitabun enzelnahu ileyk. Ey Muhammed, biz sana bu kitabı indirdik. Niçin? Lituhricen nase minel zulümati ilen nur. <laughs> bi izni rabbihim ila sıratil azizil hamid diyor. İnsanları içlerinde bulunan karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye göndermiş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Peki o dönemde cahiliye dönemindeki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bu Kur'an-ı Kerim bizi içinde bulunduğumuz sıkıntılardan aydınlığa çıkarmaz mı değerli kardeşlerim? Bize hidayet kaynağı olmaz mı? Bizi sıratı müstakime yönlendirmez mi? Bizim evimizin huzur ve bereket kaynağı olmaz mı Allah aşkına? Yani Ramazan'da kalplerimiz rikkat kazanmışken, Rabbimiz merhametini bize sunmuşken, her türlü şeytanlar zincire vurulmuş, cehennemin kapıları kapanmış, cennetin kapıları ardına kadar açılmışken, biz neden bu manevi iklimden, atmosferden istifade etmeyelim? İşte bunu fırsata çevirmek için Rabbimiz bizlere söylüyor. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler. Niksarımızın kıymetli inananları Rabbimiz bize hidab ediyor. İstecibulillahi velirresul iza daaka kum lima yuhyikum Allah sizi hidayet verecek şeylere davet ettiği zaman Allah ve Resulünün davetine icabet edin diye bizlere hitap ediyor. Kim Allah bize hitap ediyor. Peki neye davet ediyor bizi? Karanlıklardan aydınlığa çıkmaya davet ediyor. Neye davet ediyor bizi? İyilik ve güzelliklerden yana tavır almaya davet ediyor. Neye davet ediyor? İyilik ve güzelliği hayata hakim kılmaya davet ediyor. İnsanlarla ilişkilerimizi güzel tutmaya davet ediyor. Adaletli olmaya davet ediyor. Merhametli olmaya davet ediyor. Emanete riayet etmeye davet ediyor. Komşuluk haklarına riayet etmeye davet ediyor. Başka neye davet ediyor? Mazlumların yanında yer almaya, ihtiyacı olan insanlarla paylaşmaya davet ediyor. Başka neye davet ediyor? ahlaklı olmaya davet ediyor. Ahlaki zafiyetlerden uzak durmaya davet ediyor. Haram olan şeylerden uzak durmaya davet ediyor. Değerli kardeşlerim, şimdi Ramazan'ın bir gününü şöyle gözünüzün önünde getirmenizi sizlerden istiyorum. Şöyle düşünün, gecenin bir vakti. Sahurun o seherinde, gecenin seherinde kalkıyorsunuz. Hanımefendilerin hazırlamış olduğu o bereketli sofranın etrafında buluşuyorsunuz. Orada suyunuzu içiyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz ya da kahvaltınızı yapıyorsunuz. Minarelerden bir nida yükseliyor. Allahu ekber. Elinizdeki bardak, elinizdeki kaşık, elinizdeki çatal, elinizdeki yemek, ekmek her ne varsa o anda orada duruyor mu? Duruyor değil mi? yeni bir gün başlıyor, yeni bir heyecan başlıyor, yeni bir ibadet başlıyor. Artık ezanla birlikte siz Allah'a söz veriyorsunuz. Allah'ım ben yememi, içmemi, şehevi arzularımı sadece senin rızan için terk edeceğim diyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Peki sonrasında ne yapıyoruz? Kalkıyoruz, ezana icabet ederek sabah namazını kılıyoruz duamızı ediyoruz, istirahat ediyoruz ya da işimize gidiyoruz. Oruçlu olduğumuz halde işimizde akşamleyin eve götüreceğimiz rızkımızda haram olmasın, şüpheli şeyler olmasın diye dikkat ediyor muyuz? Ediyoruz. İnsanları üzmemeye, kırmamaya, onlarla tartışmamaya, onlarla küsmemeye gayret ediyor muyuz? Ediyoruz. Başka ne yapıyoruz? Akşam vakti geldiğini düşünün Sofranın başındasınız. Salatanız önünüzde, pideniz önünüzde, suyunuz önünüzde, hurmanız önünüzde, belki çorbanız, pilavınız, tavuğunuz, köfteniz neyse. Şimdi bir nida bekliyorsunuz, bir izin bekliyorsunuz. Allah size diyor ki: "Akşam vakti girinceye kadar yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz, şehvi arzularda bulunmayacaksınız." diyor orada önünüzde olduğu halde sizin için helal olduğu halde dokunamıyorsunuz. Niçin? Allah'a bir söz verdik. Dedik ki ya Rabbi ben senin için bugün oruç tutuyorum ve ben bunları yapmayacağım. Bana helal olduğu halde bu gıdalara dokunamayacağım. Ama bir nida duyuyorsunuz. Allahu ekber diye akşam ezanı okunduğunda suyunuzu içiyorsunuz, iftarınızı açıyorsunuz. Her türlü yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Bakın gün içerisinde belki olumsuzluk alışkanlıklarınız var. Belki kötü tutum ve davranışlarınız var. Onları bir kenara bıraktınız. Müptelası olduğunuz bir takım adetleriniz olabilir. Onları iftara kadar bir kenara bıraktınız. Niçin Allah bir şey yapmayacaksınız dedi? Siz de yapmıyorsunuz. Onun için kıymetli kardeşlerim, biz bu Ramazan'ı fırsata dönüştürmeliyiz evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan'ı ihya edenlere ne mutlu. Son bir hadis-i şerifle bitiriyorum. Değerli kardeşlerim. Ragime en furaculin dehal aleyhi Ramazan thummen selaha qabla en yufara diyor Peygamber Efendimiz. Bir adam düşünün. Ramazan'ı erişti, Ramazan'ı yaşadı. Ramazan'dan bayrama erişirken Günahlarından affedilemedi Rabbini razı edemedi bu insan burnu üstünde yerde sürtülsün diyor peygamber efendimiz Ramazan'ı ihya etmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin Ramazan'ın feyzinden bereketinden istifade etmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin Rabbim sizleri iki can da aziz eylesin bu camimizi imar eden inşa eden bu camimize ömür verenlere Rabbim rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Rabbim sizlerin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Ülkemizin içinden geçmiş olduğu çeşitli sıkıntıları atlatabilmeyi, bertaraf edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.